Hocam Allah'ı bilmenin yollarından bahsetti. Vahiy gibi. Onları bir değinebilir misiniz? Yani başka şekilde sanki... Doğru bilmenin yolları. Ha, doğru bilmenin. Doğru, kamil bilmenin. Eyvallah. Sahih bilmenin yollarını anlattı. Allah'ı sahih bilmenin yolları vahiydir dedi. Allah-u Teala'nın bildirmesiyledir dedi. Ki diyoruz ya, kalbe gelen dört cihetten bir düşünce var ki bunların içerisinde meleki ve Rabbani bilgi, ilahi cihetten gelen bilgiyi kastediyoruz. Buradaki bilgi işte Allah'ın bildirmesiyle olur. Kalbe Allah dilediği kuluna bildirir. Sahih keşif, Resulullah Efendimiz'in Allah'ın Resulullah Efendimiz'e bildirmesini bize bildirmesi, aktarması, Allah'ı bilmenin yolları. Resulullah Efendimiz'den öğrenmek, onun hadis-i şerifleriyle ve sahih keşif yoluyla. Sahih keşif ve müşahade. İşte bu Resulullah Efendimiz'in de bildirdiği bilgilerle analiz ederek, yoğurarak bunların getirisi olan sahih keşif ve müşahade. Buradan neyi anlıyoruz o zaman? Sahih keşif ve müşahade Resulullah Efendimiz'i takip etmiyorsan olmaz. Resulullah Efendimiz'i takip etmiyorsan, Allah'ın Kur'an'ındaki bildirdiği yol üzere anlayışla meseleleri anlamıyorsan, Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifinde beyan ettiği şekilde, izah ettiği şekilde Allah'ı bilmeye dair meseleleri anlamayıp, kendi akıl yürütmenle farklı bir mecralardan giderek ben Allah'ı bilmeye yöneldim, Allah'ı bak işte bildim, buldum diyorsan böyle bir bilmeye itibar edilmeyeceğini anladık. Çünkü sahih keşif ancak Allah'ın emrine uyup Resulullah Efendimiz'in gösterdiği yol üzerinden gitmekle elde edilebilir. Onun dışındaki keşif sahih keşif değil. Keşfinde birçok türlerini saymıştık hani biliyorsunuz. Nefsani keşif, ruhani keşif, şeytani keşif, ilahi keşif, Rabbani keşif, meleki keşif var da var yani. İlmi keşif. Tabii. Buradaki kastedilen sahih keşif. Yani mutlak doğru.